30 dakikadan herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Her çarşamba olduğu gibi enerjide görünüm diyerek başlıyoruz. Evet, yanımda konuğum Enerjise Commodities Ticaret ve Enerji Çözümleri Türkiye Direktörü İsmail Özdemir var. İsmail Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Şimdi geçtiğimiz haftaya şöyle bir göz atarak başlayalım isterseniz. Hem Avrupa hem de Türkiye enerji piyasaları için geçtiğimiz hafta nasıl geçti? Tabii ki. Selamlar herkese öncelikle. İsterseniz Türkiye tarafından başlayalım. Tabii. Türkiye tarafında 1950 TL bölü megawatt saat civarlarında kapanan Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayı bir miktar yükselişle devam ediyor. 2200 TL bölü megawatt saat civarında spot elektrik fiyatları var. İlk 13 gün itibariyle bu elektrik fiyatının dolar karşılığı da 70 dolar bölü megawatt saat. Gaz tarafında ise referans gaz fiyatının belirlendiği spot piyasalarda 10.500 TL bölü 1000 metreküpün bir miktar altında işlemler oluyor. Ocak'tan Şubat'a, Şubat'tan Mart'a burada bir düşüş trendi var. Burada aslında rakamları bir miktar daha anlamlandıracak olursak Mart ayının Ocak ya da Şubat ayına göre %13 daha yukarıda olmasının sebebi yenilenebilir enerji tarafında kapasite kullanım oranı olarak düşünebiliriz. Mart ayında ortalama günlük rüzgar elektrik üretimine baktığımızda Ocak ayında yakaladığımız rakamın yarısının bile altında kalmışız. Bu şu anlama geliyor: yenilenebilir taraftan talebi karşılama anlamında destek gelmediğinde fosil yakıtlar daha çok devreye giriyorlar talebi karşılamak için ve daha fazla saatin fiyatı ithal kömür ve doğalgaz santralleri tarafından karşılanıyor. Bu santrallerde marjinal maliyeti daha yüksek santraller olduğu için fiyat yükseliyor. İleri vade piyasalarda da geçtiğimiz hafta TTF tarafındaki yükseliş ve aynı zamanda spot piyasaların yüksek gitmesiyle birlikte birkaç dolarlık bir artış görüyoruz. Aynı zamanda traderların Q2 ve sonrasındaki bir takım riskleri de primlemesiyle birlikte alış satış arasındaki makas da açıldı ve son zamanlarda ileri vade elektrik piyasasında likidite neredeyse sıfırlandı. Avrupa tarafında yüksek sıcaklıklar nedeniyle talep artmıyor. Talep geçtiğimiz haftalara benzer bir şekilde devam ediyor. Böyle bir ortamda da yine Avrupa tarafında spot fiyatları aslında yenilenebilir enerji santrallerinin kapasite kullanımları belirliyor. Örneğin Almanya'da geçtiğimiz haftaya göre çok benzer talep kullanımı olmasına rağmen rüzgar ve güneş tarafında fazla kapasite kullanımı nedeniyle spot tarafta yaklaşık 5 euro bölü megawatt saatlik bir düşüş var. Aynı zamanda hem kömür hem TTF tarafındaki yükselişe paralel olarak da Avrupa ileri vade elektrik piyasaları da yine bir miktar da olsa yukarıya doğru ilerlediler geçtiğimiz hafta içerisinde. Evet, son haftalarda çok hızlı da bir sektöre dair yurt içinde bir haber akışı var. Yatırım tarafından bahsediyoruz ki biz sizde burada kontrolmatik tarafını da konuşmuştuk daha öncesinde. Yatırım tarafını siz nasıl değerlendirirsiniz? Neden önemli? Neler öne çıkıyor? Evet, sevindirici olarak son günlerde yaklaşık hemen hemen her gün bir enerji sektörüyle alakalı bir yatırım haberini okuyoruz. Bu bazen mevcut faal şirketlerin yeni yatırım ya da kapasite arttırım haberleri oluyor. Bazen bir satın alma haberleri oluyor. Yine bu ayın başında bir halka arz haberi vardı vesaire. Burada sevindirici olan unsur şu: bu haberlerin neredeyse tamamı yenilenebilir enerji kullanımına çok yönelik önemli. Ya da elektrikte verimliliği arttırıcı projelere yönelik. Bu anlamıyla da ülkemiz için, ülkemizin hem enerji hedefleri için hem de karbon hedefleri için çok kritik düzeyde önemli bu yatırımlar. Ben şöyle değerlendiriyorum: 2053 karbon nötr hedefimizi yakalamak için ya da ulusal enerji planıyla uyumlu gitmek için ciddi anlamda bir dönüşümün içerisinden geçmeliyiz elektrik üretimi anlamında. 2035 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünde 190 gigawatt saate ulaşmalıyız örneğin. Ulusal enerji planını takip edeceksek. Son 12 ayda rüzgar tarafında 0.5 gigawatt saat, güneş tarafında da 2.5 gigawatt saatlik yeni kurulu güç şebekeye eklenmiş. Bu anlamıyla da Türkiye'de yenilenebilir enerji ağırlığının artıyor olması çok sevindirici. Fakat daha büyük ivmelenmeyi aslında şu anda
geride bekleyen depolamalı RES ve GES projeleriyle göreceğiz. Daha büyük ivmelenme bu projelerin somutlaştırılmasıyla, bu projelerin hayata geçirilmesiyle olacak. Evet, ben de tam o tarafa gelecektim İsmail Bey. Tabii depolama tarafı da oldukça önemli. Son dönemde çok gündemde olan hem rüzgar enerjisi tarafında hem güneş enerjisi tarafında buradaki son gelişmeler nelerdir? Aslında bir önceki sorumda Türkiye olarak bir enerji dönüşümünün içerisinden geçmek zorundayız dedim. Geçiyoruz dedim. Çünkü bir takım hedeflerimiz var. Enerji ve iklim hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için bir dönüşümün içerisinden geçmeliyiz. Depolamalı tarafta Türkiye'de çok ciddi miktarda tahsis edilmiş bir kapasite var. Bu kapasitelere başvurular neticesinde şirketlere verilmiş ön lisans miktarı da 30 gigawatt saate ulaştı. Bu konuda bazı denemeler, prototipler, argeler yapılıyor fakat birkaç hafta önce çok daha somut bir adım atılmıştı. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de depolama teknolojisinde bir gigawatt saat mertebesinde büyüklükte bir depolama kuracağını söyleyen Kontrolmatik ile yenilenebilir enerji yatırımlarında son dönemde yaptığı hamlelerle Türkiye'de öncü konumda olan Enerjisi Üretim Şirketi bir işbirlikteliği açıkladılar. Bu işbirlikteliği aslında bizim için bu büyüklükte bir bataryanın hayata geçirilmesi anlamında çok somut, oldukça önemli bir adım. Bu işbirlikteliğinde dijital enerji çözüm ortaklığından tutun, işte varlık optimizasyonu, piyasa operasyonları ya da bir takım teknik dokümanlar, kurulumlar dahil olmak üzere birçok farklı konuda bir işbirlikteliği yapılacak. Bu aslında sektör açısından da şöyle yorumlanabilir. Batarya teknolojisinin hayatımıza girmesi için belki de en önemli somut adımlardan bir tanesi atılmış oldu. İnşallah bu teknoloji bir an evvel Türkiye elektrik şebekesine kazandırılır. Hatta peşi sıra diğer farklı batarya şirketleri de batarya üretimi yapacak olan elektrik üretim şirketleri de yatırımlarını hayata geçirir. Bu Türkiye'yi elektrik üretimi, elektrik şebeke yönetimi anlamında bambaşka bir noktaya getirecektir. Bir de tüketiciler perspektifinden bakalım isterseniz. Bu açıdan baktığımızda bizde neler paylaşırsınız? Aslında bu dönüşümün birkaç tane tarafı var. Hep dönüşüm üzerinden gitmiş olduk. Bahsettiğim soruların aslında buna denk gelmesi şöyle. Elektrik üretim tarafında bir dönüşüm var. Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırıyoruz. Tabii ki tüketim tarafında da bir dönüşüm var. Tüketim tarafında özellikle lisanssız elektrik üretim yönetmeliğiyle kural koyucular tarafından bir miktar desteklenmesiyle sanayicilerimiz kendi tüketeceği elektriği üretme sorumluluğunu üstlendi. Ve bu sorumlulukla birçok yatırım yapma kararları alıyorlar. Burada sanayicilerimiz bu kararları alırken bir takım riskleri de peşinden alıyorlar. Bunu vurgulamak lazım. Burada aslında kastım şu, sanayiciler uzmanlık alanları olan alanda işlerini büyütmek için kullanabilecekleri bir sermayelerini uzmanlık alanları olmayan elektrik üretimi alanında kullanıyorlar. Ve bu alanda da ileri vadede bir takım risklerle karşı karşıya kalabilirler. Buradan kastım şu, biraz daha açık anlatmaya çalışayım. Evet, lütfen. Mevcut lisanssız elektrik üretim yönetmeliği aslında saatlik işleyen bir piyasada aylık uzlaştırmaya imkan sanıyor. Şöyle ki, güneş kurulu gücünün yıllardan yıla hızlı bir şekilde artmasıyla Türkiye'de öğle saatlerinde güneşin pik yaptığı saatlerde sıfıra yakın fiyatları, sıfırları hatta belki mevzuat el verirse negatif fiyatları göreceğiz. Sanayicilerin çatılarına kurdukları güneş santralleri bu saatlerde üretim yapacak. Fakat sanayicilerin elektrik çekişi tüm güne yayılmış bir profille olacak. Mevcutta uygulanan yönetmelik aslında saat farklılıkları ve birbirine denk olmayan enerjileri denkmiş gibi sayarak aylık olarak uzlaştırıyor. Bu tabii sisteme bir takım yük getiriyor. Çünkü fiyat farklılıkları var ciddi anlamda. Bu yükler de diğer kullanıcılar tarafından, diğer piyasa katılımcıları tarafından karşılanıyor. Fakat bizim analizlerimiz, bizim projeksiyonlarımız şunu gösteriyor ki esasında güneş kurulu gücü arttıkça buradaki bu yük katlanması çok zor bir noktaya gelecek ve belki de burada bir takım gözden geçirmeye ihtiyaçları oluşabilecek. Biz bunu aslında
Regülasyonel risk diyoruz. Yani regülasyonda herhangi bir değişiklik olabilir. Bununla birlikte farklı riskler de var tabii ki. Elektriğin fiziksel olarak taşıması maliyetinin yine bu lisanssız GES ya da RES sahiplerine yüklenmesi ya da TEİAŞ'ın sistemde fiziki olarak frekans kontrolü yapması için katlandığı maliyetin ilgili katılımcılara yüklenmesi gibi riskler var. Dolayısıyla sanayicileri aslında kurulum anlamında fizibilite çalışmalarına bu riskleri dahil etmelerini tavsiye ederim. Eğer illa enerji maliyetlerini bütçelemek, bunları yönetmek istiyorlarsa tüm dünyada bu iş aslında uzun vadeli elektrik tedarik sözleşmeleriyle yapılıyor. Bu uzun vadeli elektrik tedarik sözleşmeleri de elektrik üretimini asıl uzmanlık alanı elektrik üretimi olan elektrik üretimi lisansı sahibi şirketlerin bu alanda uzmanlıklarını göstererek kaynakları optimize etmesine dayanıyor. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi araştırma masasının gündemini almaya gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu hoş geldin yayına. Bize neler aktaracaksın? Bugün Bitcoin tarafındaki yükseliş ve kakao fiyatlarından bahsedeceksin sanırım. Evet, iki tane yükselen emtiadan bahsedeceğim. Bir tanesi aslında Bloomberg Galaxy Crypto Endeksinden bahsedeceğim. Neden? Grafiğe dönüyorum. Çünkü biz Bitcoin'de rekor kırdı, yeni rekorlar tazeledi diyoruz ama bu endeks hala zirvesinden, 2021 zirvesinden %20 aşağıda hala. En son buradaki Eylül ayında, özür dilerim, Kasım ayında 3870 seviyesini görmüştü. Hala şu anda 3064 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Tabii kripto paralar yükselirken buranın hala zirvesinden aşağıda olması endeksi oluşturan diğer altcoin'lerin de hepsinin eski zirvelerini de yakalayamamış olmasından da kaynaklanıyor. Dolayısıyla kripto paralar evet yeni rekorlar tazeliyor ama bu endeks gösterge endeks olarak kabul edilen bir endeks olan bu Bloomberg Crypto Galaxy Endeksi %21 hala şu anda aşağıda gözüküyor. Bu tekrar eski zirvesini test eder mi? Nasıl test eder? Belli ki hani şu anda daha olumlu trendte olduğumuz için oraya doğru gidiyoruz ama bir taraftan da Nisan ayında gerçekleşecek olan halving'i de takip ediyoruz Ece. Dolayısıyla halving öncesindeki bu olumlu momentumun sürmesini bir kere beklediğini analistlerin söyleyebilirim. Ancak halving döngüsüne girerken bu arada madencilerin de kendi maliyetlerini çıkartmak için bir miktar satış yapabileceği de konuşuluyor. Dolayısıyla halving'e yaklaştıkça bir miktar satışlar da görmemiz olası. Yine de bu endeksin eski zirvesine olan yolculuğu şu anda hali hazırda gözüküyor gibi duruyor. Bir taraftan da bir emtiadan bahsedeceğim ve son zamanlarda oldukça yükselişini sürdürüyor. Altın gibi, işte Bitcoin gibi bir emtia. Kakao'dan bahsediyorum. Şimdi kakao fiyatları tüm zamanların en yükseğinde olduğunu görüyoruz. Ben buradaki mor çizgiyi bir önceki yayında anlatmıştım ve aynı başlıkla anlatmıştım. Kakao fiyatları tüm zamanların en yükseğinde diye. Şimdi o zirveler tekrar tazelendi ve dipten yükselişi yaklaşık %350 olmuş durumda. Bunun sebeplerine bakacak olursak şimdi bir kere üreticilerden gelen mahsul azlığı nedir onlar? Fil dişi sahili ki en büyük üretici, Ghana ikinci en büyük üretici. Bu da tabii ne demek? Küresel arzda açık olması demek ve hatta Uluslararası Kakao Örgütü'nün raporuna göre 2023-24 küresel stokların %11 düşeceği tahmin ediliyor. Ve küresel kakao açığını aynı örgüt 374 bin ton olarak belirledi. Bir önceki sezonda bu açık yaklaşık 74 bin tondu. Yani oldukça fazla yükselmiş olarak gözüküyor açık. Nisan ayında fil dişinin üretimi ise yaklaşık %33 düştüğünü söylemişti. Yani ciddi şekilde açık devam ediyor beklentisi. Fiyatta da tüm zamanların en yükseğin test edilmesine sebep oldu. Kahve de bunlardan bir tanesi. Zeytinyağını konuşuyoruz aslında. Temel ve çok sevdiğimiz gıdaların fiyatlarının en yüksek zamanlarını test etmesi de tabii bir taraftan da karşımıza sevdiğimiz gıdalardan uzaklaşmak anlamına da geliyor. Ama araştırmanın gündemi bugün bu şekilde olsun diyeyim. Sözü sana bırakayım. Çok teşekkürler Burcu aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Evet, son dönemde çokça konuştuğumuz bir konu da et fiyatlarındaki yükseliş. Şimdi bunu detaylandırmaya, nedenlerini konuşmaya çalışacağız. Hattımızda Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan var. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayına. Sağ olun efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii et fiyatlarındaki yükseliş çok dikkat çekiyor. Şimdi bunu farklı yorumlayanlar var. Arz tarafındaki daralma diyenler var. Spekülatif bir fiyat artışı olduğunu söyleyenler var. Tabii biraz herkes kendi perspektifinden bakıyor ama siz hangi taraftan yorumlarsınız? Yani şöyle, yapılan yorumların her ikisinin doğruluk payı var. Şöyle, zaten Türkiye'de mevcut bir enflasyon var, gıda enflasyonu var. İşte insanları kullandırmış olduğu kredi alakalı faizlerin belli bir rakam yansıma maliyetleri var. Dolayısıyla burada bir maliyet faktörünü asla inkar etmemek gerekiyor. Onun yanında bir de geçen hafta itibariyle Ramazan'ın gelmesiyle arz talep dengesindeki artıştan kaynaklı bir fiyat artışı söz konusu oldu. Bunu rakamsal olarak, değer olarak koyduğumuz zaman zaten kendi kendine olması gereken piyasa gereği %10, %12 gibi bir fiyat artışı zaten olması gerekiyordu. Bu maliyetle alakalı, üretim maliyetiyle alakalı. Bunun yanında arz talep dengesinin talep yönünde artmasıyla da ve %108 daha bir ilave olarak toplam %20 gibi fiyat geçişi oldu şu son 2 hafta içerisinde. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu Ramazan'la alakalı beklentiler yerini bir kısmı buldu. Bugün yarın itibariyle durağan hale geldi fiyatlar. Yani yükselme trendinden ziyade durağan hale geldi. Paralel seyrediyor şu anda. Bugünden sonra çok daha yukarı çıkacağını zannetmiyoruz. Belki aşağı düşer, bu şekilde devam eder. Hı hı. Yani %7'lik 8'lik kısmın Ramazan etkisinden mi geldiğini anlamalıyız. Evet, bir talebin fazla oluşundan dolayı bir hani köpük diyeceğimiz bir %6 %7 gibi fazlalık oldu ama geri kalanı maliyetle alakalı bir geçiş oldu. Zaten diğer tüm gıda maddelerine baktığımız zaman yıllık bazda %80 gibi bir %70 gibi fiyat artışı var. Tabii şeyden 50'den başlayıp 100'e kadar %110'a kadar çıkan bir fiyat yelpazesinde. Kırmızı ette de %85 gibi bir fiyat artışı oldu geçen seneyle bu sene mukayese ettiğimiz zaman. Dolayısıyla bu da çok böyle piyasanın çok üzerinde, çok aşırı afak üzerinde bir şey değil. Beklenilen bir fiyatta ama Ramazan'ın talep artışıyla da dediğimiz gibi bir 5-6 civarında bir fazla bir afaki fiyatta olmuş oldu. Bugünlerde de o fiyatı zannediyorum durağına geleceğini kanaatindeyiz. Şimdi Ahmet Bey, tabii tüketicinin alım gücüne baktığımızda gerçekten yüksek fiyatlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla siz talepteki artıştan da bahsettiniz ama talep tarafı nasıl diye sormak istiyorum ben de geçen seneye kıyasla mesela. Şöyle söyleyeyim, geçen sene ve önceki sene pandeminin etkisi vardı orada farklı olmakla beraber. Hı hı. Ama geçmiş yıllara göre bu sene oldukça kırık geçiyor, yani zayıf geçiyor talep yönünde. Bir iki gün hızlı bir tüketim şey oldu, talep oldu ama bugünlerde durağanlara geçti. O yüksek olan talep de çok fazla değildi, eski Ramazanların artış gibi değildi. Şunu kabul etmek lazım. Biz genelde 10-12 dolar arasında biz kıyma kuşbaşıyı fikslediğimizde Türkiye'deki yapı buydu. Tabi bu sene bu hem maliyetin etkisiyle hem farklı maliyetlerin etkisiyle fiyatlar bu sene biraz daha bunun üzerine çıktı. Dolayısıyla insanların da alım gücü zayıf olduğu için bu ikisi dengelendiğinde fiyatlar satışlar ister istemez azalmış oldu. Yani bundan sonra da çok böyle afaki eski Ramazanlar gibi bir satış ve tüketim beklemiyoruz. Bu mevcut haliyle beraber devam eder kanaatindeyiz. Peki yılın devamı için siz çok fazla bir artış beklemiyoruz dediniz ama ne olur, fiyat beklentileriniz nelerdir? Daha somut bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi şu anda gelmiş olduğu fiyat itibariyle maliyeti kurtaracak, yani üretim devam edilebilecek bir fiyat üzerine devam ediyor. Bunun üzerinde ancak sezonsal hareketler olur. Yani ne olur? Önümüzde bir kurban bayramı var. İşte bayram sonrası fiyatlar, işte biraz düşeceğisi fiyatlar biraz esneyebilir. Ama önümüzdeki bir yaz döneminde turizmin hızlandığı, kırmızı eti tüketiminin arttığı bir dönem var. Orada yine fiyatlar yükselebilir. Ama şu bir gerçek. Türkiye'de enflasyon ve maliyetlerin arttığı müddetse aynı paralelde zaten bir artış gösterecektir. Ancak kendine has iki dönemimiz var önümüzde. Ramazan işte bunu tamamlandı sayalım. Önümüzde iki dönemde bir fiyat artışı ve azalışı söz konusu olabilir ama maliyetle alakalı fiyat
eğer böyle devam ederse artacağı kanaatindeyiz. Bunun yanında tabii şöyle bir şey var. Şimdi hayvansal ürünlerde 3 tane dengemiz var. Bir süt fiyatları, bir canlı hayvan fiyatları, bir de et fiyatları. Şimdi tabloya baktığımızda yıllık gıda enflasyonu, hayvansal ürünlerin gıda enflasyonu arasına baktığımız zaman çiğ süt fiyatlarında, süt fiyatlarında, özür dilerim, buyurun. Ahmet Bey, süt fiyatları nasıl etkiliyor kırmızı et fiyatlarını diye şöyle, kısaca araya gireyim. Şimdi bu 3 tane denge, bir tanesini baskıladığınız zaman diğeri yukarıya çıkıyor. Yani şöyle, bugün gıda enflasyonu ortalaması ki sizin de birçok yayınızda onu beyan ettiniz, %85 görünüyor. Fakat sütün aldığı pay burada %50. Yani en düşük rakamda bir geçiş olmuş. Dolayısıyla buradaki baskılanma ister istemez üreticinin canlı hayvanına ve canlı hayvanlarına kırmızı ete yansıyor. Maliyeti unsurlarını değerlendirdiğimizde, yani kırmızı eti oluşturan maliyetlere baktığımızda, bir yem var, bir canlı hayvan, yani küçük hayvan yetiştirmek üzere alınan küçük hayvanın maliyeti var. Küçük hayvanın maliyeti, canlı hayvan maliyetinde yaklaşık %95 bir artış oldu. Yem fiyatlarında %50 artış oldu. Bu ikisinin de ortalaması, dolayısıyla eti %85 bir fiyata getirdi. Ama bunun yanına baktığımızda süt fiyatları baskılandığı için %50 bir artış göstermiş oldu. İşte sütçünün, yani üreticinin, total bakıyoruz, üreticinin orada maliyeti karşılamak için mecburen sütçü sütten alamadığı, kazanamadığı bedeli bir şekilde yıllık bir tane de olsa satacağı hayvan üzerine yüklediği için dolayısıyla kırmızı et fiyatlarının artmış oldu. Yani o üçlü bir denge. Süt fiyatları, canlı hayvan fiyatları ve karkas et fiyatları. Bunlar birbirine sürekli korelasyon halinde. Dolayısıyla birisinin baskılanması diğerinin fiyatını yükseltir. Yani şunu söyleyeyim. Eğer aynı oranda et ve süt ve canlı hayvan aynı enflasyon oranı 60 olsaydı, evet, bugün kırmızı ette %60'lar gibi, %55'ler gibi bir artış olacaktı. Yani %70 artış olacaktı. %85-90 olmayacaktı. Evet, dolayısıyla çok... böyle bir, hani geçmişte de bir ifade vardı ya, bizim için, yani sektör için yapısal problem var denildi. İşte bu açıklamaya çalışan buydu. Evet, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Tamam efendim, iyi yayınlar diliyorum. Evet, böylelikle 30 dakikayı da burada sonlandırıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.